abi. Bugün Brezilya sokağımızın açılışında sizlerle birlikteyiz. Bir süredir ifa etmekte olduğum Fahri Konsolosluğun süresince iki dost ve kardeş ülke olan Brezilya ve Türkiye ilişkilerinin bu süre zarfında gerek siyasi, gerek ticaret, gerekse de kültürel açıdan emin adımlar ile ilerlemesini görmek tarafımca gerçekten çok sevindirici ve gurur verici oldu. İçinde bulunduğumuz 2022 senesi özel bir sene. Şöyle ki Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılını idrak ediyoruz. Ve daha da güzeli yaklaşmakta olduğumuz 2023 senesi de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olacak. Dolayısıyla biraz sonra açılışını yapacağımız minik ama çok prestijli olan güzel İzmir'imizin bu caddesinin sembolik anlamı çok çok fazla. Progressing with confident steps in terms of politics, trade and culture and to be a part. Bu vesileyle inanıyorum ve arzu ediyorum ki iki kardeş ülkenin, iki güdüzide şehrinin kardeş şehir olması hem São Paulo hemşerilerine hem İzmirli hemşerilerimize karşılıklı ilişkileri geliştirme ve özellikle de ticari ilişkileri geliştirmede önemli bir adım olacağını umuyorum. İzmir'i dünyayla bağ kuran, üreten, gelişen ve büyüyen bir kent haline getirebilmek için İzmir'imizin en güzel yerinde, en nadide yerinde bulunan bu küçük ama gerçekten de işlevi ve konumu gereği İzmir'in en önemli sokaklarından biri olan sokağa Brezilya sokağı isminin verilmiş olması aslında her İzmirlinin ve bütün İzmirliler buradan geçer. Kordona çıkışın en önemli noktalarından bir tanesidir. Brezilya sokağını görerek Brezilya ile Türkiye arasındaki, Brezilya'daki insanlar ile buradaki insanların duygularının bir anda duygudaşlık yapacağı bir alan yaratacağı için gerçekten çok kıymetli. Hep buradan geçerken bu duygularla Brezilya'ya atılmış olacağız. Bu da İzmirlileri çok mutlu edecek ve İzmirlilerin bu mutluluğu daha Brezilya'ya kadar gidecek. In this sense, Brazil and Turkey, countries geographically far apart, but with historical friendship bonds dating from when both were still empires, have in the last decades rediscovered their potential for cooperation in a diversity of spheres ranging from cultural to political fields, including economic, commercial, technological, among other areas. Bu anlamda Brezilya ve Türkiye coğrafi olarak birbirinden uzak ancak her ikisinin de imparatorluk olduğu dönemden kalma tarihi dostluk bağları mevcut. Ülkelerimiz son yıllarda ekonomi, ticaret, teknoloji gibi kültürel alanlardan politik alanlara kadar çeşitli alanlarda işbirliği potansiyellerini yeniden keşfetmiştir. The naming of Brazil Street also contributes to seal even symbolic initiatives. For 83 years there has been a Turkey Street in São Paulo, also located in a noble and traditional then and now area of that Brazilian megalopolis. Brezilya sokağının adlandırılması sembolik girişimleri de güçlenmeye katkıda bulunur. 83 yıldır São Paulo'da mega şehrin asil ve geleneksel bir bölgesinde de Türkiye sokağı mevcut.
Teşekkür ederim. Sağ olun.